Orman ürünleri sektöründe 1960'lı yıllara dayanan tecrübesiyle her branştan sanayi tesisinin ihtiyaçlarına, ihracat standartlarına uygun ısıl işlem görmüş palet üretimiyle yanıt veren Attem Orman Ürünleri, sanayinin kalbinin attığı Kocaeli'de faaliyet gösteriyor. Paketlerin istiflenmesinde kullanılan ekipmanlar olarak tanımlanır. Ürünlerin depolanmasını, taşınmasını ve nakliyesini kolaylaştıran, lojistik sektörünün vazgeçilmez elemanı haline gelen çevre dostu ahşap paletlerin malzeme taşımacılık ekipmanları sektöründeki önemi giderek artıyor. Orman ürünleri sektörüne 1960'lı yıllarda kerestecilikle giriş yapan ve paletli taşımacılığın hızla yaygınlaşmaya başladığı süreçte ahşap palet üretimine başlayan Attem Orman Ürünleri, sektörün öncü kuruluşlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. 1960 yıllarında dedelerim vasıtasıyla başlamışlar bu işlere. 2000 yılında biz aile şirketi olarak başladık bu işe. İlk olarak Attem olarak başladık bu firmaya. Yaklaşık 14 senedir burada baş iskelede hizmet vermekteyiz. Şirketin 3. kuşak temsilcisi Genel Müdür Yusuf Taşer, 2000 yılında başladıkları ahşap palet üretiminde zengin ürün çeşidi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket ederek hızla piyasanın güvenilen firmaları arasına girdiklerini belirtiyor. Ahşap palet, ahşap makara, ahşap sandıklar, kereste, bu dallarda ağırlıklı olarak bunlar. Ama bizim çalıştığımız üretimimiz çoğunlukla ahşap palet üzerine istek doğrultusunda sandık ve ahşap makara da yapılmakta. Firma, Türkiye'de sanayinin kalbi diye adlandırılabilecek Kocaeli'de 5000 metrekare alanda üretimini sürdürüyor. 3000 metrekaresi kapalı alan, 2000 metrekaresi açık alan olarak kullanıyoruz. Üretimimiz kapalı alanda yapılıyor. Seri üretim şeklinde ilerliyor. Makinalarımız o şekilde dizayn edildi. Tomruklarımız dışarıda açık alanda duruyor. Sevkiyatımız, yaptığımız tırların yüklenmesi falan, onlar hep açık alanda bulunuyor. Bu şekilde gelişiyor. Üretim yapılıyor. Isıl işlemimiz yapılıyor. İstek doğrultusunda ekler oluyor. Onları yapıyoruz. Üretim tamamlandıktan sonra kendi sevkiyatlarımızı tırlarımızla yapıyoruz. Yusuf Taşer, üretim sürecinin ağaç seçimiyle başladığını dile getiriyor. Dayanıklılığı dolayısıyla tercih edilen çam ağacı yanı sıra firmalardan gelen özel taleplere de yanıt veriliyor. Orman işletmelerinden ihale doğrultusunda tomruklarımızı alıyoruz. İstek doğrultusunda tomruklar da alım yapıyoruz. Ama biz ağırlıklı olarak sert çam kullanıyoruz. İstek doğrultusunda köknar ve diğer ağaçları da kullanmaktayız. Çanakkale, Balıkesir, Kandıra bölgesi, orman işletmelerinin kestiği bölgelerden, depolardan alımları sağlıyoruz. Tomruklar, dünyada kabul görmüş üretim teknikleri kullanılarak işleniyor. Bu çevreci işlemden atık çıkmıyor. Yeni aldığımız bir prizma makinamız var. O ince tomrukları kullanabiliyoruz onda. Bir de arabalı ismini verdiğimiz bir makinamız var. Tomruklar ilk olarak bunlardan geçiyor. Bunlarda tomrukların 4 köşesi birden alınıyor. Kutu olarak ortada kalıyor tomruk. Daha sonra oradan boylamaya giriyor. Tomruktan çıkan kapaklarımız, kapak makinesi var. Merkür ismini verdiğimiz bir makinamız var. Ondan kapakları işletiyoruz. Diğer tarafı, tomruğun iç tarafı da boylamaya gidiyor. Boylamaya girdikten sonra artık üretimimizi yaptığımız paletimizin ölçüsü neyse boylama o şekilde yapılıyor. Oradan çıktıktan sonra dörtlü bir dediğimiz bir makinamız var. Ona giriyor. Ondan sonra direkt üretime, süpürgeden geçip üretime dahil oluyor tahtamız. Bu sektörün her şeyi kullanılıyor, öyle söyleyeyim ben size. Talaşından tahta parçasına kadar hiçbir şeyi boşa gitmiyor, öyle söyleyeyim size. Nitelikli personelle çalıştıklarını ve iş güvenliğine çok önem verdiklerini belirten Yusuf Taşer, kalifiye elemanlarımız ve yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarımızla ürettiğimiz ahşap paletler piyasada büyük kabul görüyor, diyor. Yaklaşık 50 kişilik bir çalışan ekibimiz var. Bunun 30-35 kişisi bizim demirbaş dediğimiz çalışanlarımız. Bunlar bu 30-35 kişi benim çocukluğumu bilen insanlardır. Onlar bizim demirbaşlarımız olarak burada hizmet veriyorlar. Gerisi onların yetiştirdikleri
Uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olduklarını vurgulayan Yusuf Taşer, yurt içi ve yurt dışına satılan Türk ürünlerinin güvenli bir şekilde taşınması için gerekenleri yaptıklarını dile getiriyor. Üretilen paletler ısıl işlem gördüğü için bakteri ve böcek oluşumuna engel oluyor, sağlamlığı ve çevreci yapısıyla kullanıcılara güven veriyor. Isıl işlem sayesinde ülkeler arası nakliyede ahşap paletle hastalığın taşınması engellenmiş oluyor. Çalıştığımız firmalar yurt dışına sevkiyat yapan firmalar. Bunlar yurt dışına sevkiyatlarını yaparken paletlerde ağırlık, nem tarzı şeyler kabul etmiyorlar. Yurt dışında çünkü sıkıntı yaratabiliyor bazı konularda. Bunun için ısıl işlem dediğimiz bir olayımız var. Bir fırınımız var. Paletlerimiz üretildikten sonra fırınımıza giriyor. Orada içindeki nemi, ıslaklığı tamamıyla atıyor. Palet kuru ve daha hafif bir hal alıyor. Bu şekilde gidiyor paletlerimiz. Bu ısıl işlem olayında İzmit'in ilklerindeniz. Dünyanın en eski ambalajlarından olan ahşap ambalajlar, sertlik ve dayanıklılık özelliklerinden dolayı ağır, kırılgan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı da taze sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılıyor. Yusuf Taşer, her sektörün talebine yanıt verebildiklerinin altını çiziyor. Gıda, deterjan, alçıpan, yutong tarzı malzemeler, sert ve ağır malzemeler kullanan firmalar. Bunlara hitap ediyoruz. Bizi tercih etmelerinin nedenlerinde başlıca sebeplerden köklü bir firma olmamız, onlara en iyi şekilde hizmet ve onların isteklerini karşılayabilmemiz. Hızlı şekilde sevkiyat yapıyoruz, hızlı şekilde üretim yapıyoruz. Bundan dolayı bir isim yaptık bu şekilde. Firma sipariş durumuna bağlı olarak günlük 1000 ila 1500 adet palet üretim kapasitesine sahip. Günlük 1000 civarı bir palet üretimimiz var. Bunun dışında istek doğrultusunda dediğim gibi ahşap palet, ahşap makara. Bunlar da değişebiliyor. Sayı 10 civarı diyelim, artı bir katkı sağlıyor bize. Yusuf Taşer, amacımız müşteri istekleri ve değişen ekonomik şartlar doğrultusunda ürünlerimizi sürekli geliştirerek yüksek standartlı, kaliteli ürünler imal edip müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır, diyor. Öncelikle makinalaşmamız, biraz daha güçlü bir makina kadrosuna sahip olmamız gerekiyor. Bunu hedefliyoruz. Çalıştığımız şirketleri daha iyi şekilde, daha fazla tatmin etmek istiyoruz onları. Üretimimizi bu şekilde ne kadar arttırabiliriz? Ne yapabilirsek bize katkı sağlar? Bunları arttırmak istiyoruz. Firmanın 3. kuşak temsilcisi Yusuf Taşer, palet sektörünün deneyimli isimlerinden İsmail Hakkı Taşer'in sahip olduğu tecrübeyle kendilerini yönlendirdiğini dile getiriyor. Sektörü iyi tanıyor olmanın yanı sıra, pazarlama ekiplerinin sürekli sahada olması da tercih edilmelerinin en önemli etkenlerinden. Başımızda İsmail Hakkı Taşer isminde, kendisi abim olur benim, o var. O artık bu işin piri diyelim. Bu şekilde onun vasıtasıyla, onun aracılığıyla devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Artık yavaş yavaş sirkülasyon bu şekilde bana kayıyor gibi gözüküyor. Bu şekilde devam ediyor. Pazarlamacılarımız var. Pazarlamacılarımız sağ olsunlar çok başarılı insanlar. Onlar sayesinde firmalarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bağlarımızı hiçbir şekilde koparmamaya çalışıyoruz. Ya biz gidiyoruz ya onlar geliyor. Sürekli bir iletişim halindeyiz. Bu da bizi bir adım diğer firmalara göre öne atıyor. Firmanın lojistik gücünün bulunması da fark yaratılmasını sağlayan bir başka unsur. 4 adet tırımız var bizim. Bir adet de 40 ayağımız, kamyonumuz dediğimiz bir aracımız var. Şu ana kadar dışarıdan bir lojistik firması gerek olmadı. Şu zamana kadar hep kendi araçlarımızla sağlayabildik bu imkanı. Bu şekilde devam ediyor. Ürünlerin taşındığı paletler modern lojistik yönetiminin malzeme sevkiyatındaki vazgeçilmez gereçlerinden oluyor. Özellikle geniş çapta lojistik ağı bulunan firmalar palete büyük yatırım yapıyor. Kocaeli ülkemizin sanayi kenti olarak geçiyor. Birçok firma var. Gıda olsun, deterjan olsun, büyük firmalar var. Gebze'de olsun, Çorlu taraflarında olsun, İstanbul'da olsun.
büyük firmalarımız var. Bunlar yurt dışına sevkiyat yaptığından dolayı konteynerlarda gönderdikleri için onların içlerine sığabilecek ebatta paletler istedikleri için onların çıkarılması, taşınması bir şekilde taşınacak bunlar. Altına bu palet dediğimiz, ahşap palet dediğimiz malzeme kullanılıyor. Diğer malzemelere göre daha dayanıklı ve daha kullanışlı oluyor. Europalet'in en önemli özelliği çevreci olması. Tekrarlı ve tamir edilerek kullanılabilmesi nedeniyle maliyeti de düşük. Paletlerin ebat ve kalınlıkları müşteri talepleri doğrultusunda değişkenlik gösteriyor. Çok çeşitli alternatifler sunuluyor. İstek doğrultusunda her şirketin kullandığı konteyner genişliği, kullandığı ebatlar farklı oluyor. Örneğin biri konteynere yatay koyar, dik koyar. 3 tane koyar, kimisi yatay koyar, 2 tane koyar gibi. Bunun ebatları kullandığı, üstünde kullandığı ağırlığa göre değişiyor. Buna dayanarak ebatları ve kalınlığı da değişiyor. Dayanıklılığı artıyor. O yüzden bir sabiti, bir standardı yok. İstekleri, istedikleri talep palet ölçüsünü, birimini bize gönderiyorlar ölçüleriyle birlikte. Biz onlara İlk olarak numunelerimizi gönderiyoruz. Numunelerimize onay geldiği takdirde üretime başlıyoruz. Endüstriyel toplumun artan ihtiyaçları ürünlerin etkin şekilde taşınması, istiflenmesi ve muhafazasına yönelik gereksinimleri artırıyor. Genel Müdür Yusuf Taşer, sözlerinin sonunda kaliteden ödün vermeden yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren öncü kuruluşlara çözüm ortaklığı yapmaya devam edeceklerini söylüyor. Çalıştığımız firmalar Türkiye'de ve dünyada öncü olan firmalar. Amacımız bunlara hizmetlerimizi daha iyi şekillere, daha iyi şartlara taşıyabilmek. Onlara bizlerle çalıştıkları için, bizlere destek olan insanlar olsun, arkadaşlarımız olsun, firmalarımız olsun teşekkür ediyoruz. Zamanla hizmetlerimizi daha iyi şartlara taşımak için uğraştığımızı bilmelerini istiyorum.